Merhaba arkadaşlar, Kanada Water'dayız. Kanada Water yanında çok güzel bir kütüphane var. Size Londra'daki kütüphaneleri tanıtmak istiyorum. Hemen hemen her mahallede, mahalle dediğim bölge, aslında burası Greenwich bölgesine ait. Greenwich bölgesinde ve farklı farklı mahallelerdeki, bölgelerdeki büyük kütüphaneleri, güzel kütüphaneleri ve yerel kütüphaneleri tanıtacağım. Oraları gördükçe, gezdikçe, orada çalıştıkça insanın içi açılıyor. Onların olması bile insana mutluluk veriyor. Kitap alabiliyorsunuz istediğiniz gibi, 20 kitaba kadar alabiliyorsunuz kayıt olduğunuz zaman. Bunların detaylarını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk kütüphanemizi gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar işte ilk kütüphanemiz Canada Water Library and Theatre. Yani kütüphanenin içerisinde tiyatrosu da var. Tiyatro gösterileri de oluyor. Kütüphane kenarda kalmış izbe yerler değil. İnsanların uğramadığı ya da sadece görevlilerin uğradığı değil. Aynı zamanda insanların burada, yani buradaki kütüphaneler sosyal hayatı çevreleyen, sosyal hayatın gerçekleştiği yerler. Tiyatro gösterileri oluyor. Öğrenciler burada ders çalışıyor. Öğrenciler öğretmenleriyle geliyorlar. Birlikte ders yapıyorlar. Film izleyebiliyorsun, bilgisayara girebiliyorsun veyahut da arkadaşlarına grup ders yapabiliyorsun. Şahane. Yani eğitimin bir parçası, sosyalleşmenin bir parçası. Şimdi içini görelim. Arkadaşlar görüyorsunuz, hemen sağ tarafında bilgisayarlar var. Hemen karşıda da aynı şekilde kitaplar böyle sıralanmış bir durumda. Üst katta da var kitaplar, kütüphane olduğu için. Herhangi bir ihtiyacınız olan veya aradığınız kitabı bulamadığınız durumda resepsiyondaki yetkiliye söylüyorsunuz. Size bir hafta içerisinde getirtiyorlar. Aynı anda 20 kitap alabiliyorsunuz. 20 kitabı bitirdikten sonra veya değerlendirdikten sonra kitapları getiriyorsunuz. Ondan sonra tekrar 20 kitaba kadar alma hakkınız var. Evet, görüyorsunuz yine bilgisayarlar, Wi-Fi var. Bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz. Daha doğrusu buradaki desktopları kullanabiliyorsunuz. Masaüstü bilgisayarları veyahut da kendi laptopunuza gelip buranın Wi-Fi'ına bağlanıp buradan internete girebiliyorsunuz. Burada çalışabiliyorsunuz. Hemen çalışma masaları da var aynı şekilde. Sesli kitaplar var arkadaşlar. Kulaklığınızı takarak sesli kitaplar dinleyebilirsiniz. Özellikle dil okuluyla gelen öğrencilerin mutlaka kütüphaneye kayıt olmasını tavsiye ederim. Bir sürü kaynak var. Ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. İngilizcenizi ilerletmek için bu tarz ekstra aktiviteler, ekstra çalışmalar yapmanız gerekiyor. Görüyorsunuz manzara da çok güzel. Direkt suya karşı burada oturup derginizi okuyabilirsiniz. İlgilendiğiniz, ilgi alanınıza göre ilgilendiğiniz dergileri de alabiliyorsunuz. Düzenli olarak haftalık dergiler geliyor. Eğer sevdiğiniz, mesela atıyorum Economics veyahut da New Scientist, bilimle ilgili bir dergi burada yoksa resepsiyondan talep edebiliyorsunuz. Onlar getiriyorlar. Burası da sesli kitapların, talking books, sesli kitapların olduğu yer. Listen to audio books diyor. Buradan alabiliyorsunuz. Mesela bir tanesini alayım. Hemen. Disk şeklinde. Bunu alıyorsunuz ve bilgisayarınızda kitapları dinleyebiliyorsunuz. Buradaki bilgisayarlarda da dinleyebilirsiniz veyahut da evinize de alabilirsiniz. Aynı zamanda literature ve classic literature. Dünya edebiyatının örnekleri burada var. Buradan yine faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde görüyorsunuz çalışma masaları. Şurada çalışmak çok keyifli. Hemen dışarıya karşı. Ve bir diğer güzel özellik de scanner var.
printer var. Bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Çok güzel. Üye olanlara bu imkanlar ücretsiz veya çok cüzi ücretlerle oluyor. Mesela dışarıda fotokopi ücretleri biraz daha pahalıyken burada çok cüzi bir ücreti fotokopi çekebiliyorsunuz sayfa başına 10p veyahut da 5p bazı üniversitelerde ve bazı kütüphanelerde 2p scan ettirebiliyorsunuz. Scanler ücretsiz tarattırabiliyorsunuz yani. Üye olmanız gerekiyor. Üyelik çok kolay arkadaşlar. Okul kartınızla geleceksiniz buraya ve tabii ki adres proof diyorlar. Nerede kaldığınızı gösteren ev sahibinizden veyahut okuldan aldığınız nerede kaldığınızı gösteren bir yazı veyahut da kira sözleşmenizle geliyorsunuz buraya ve işlemleriniz ücretsiz bir şekilde halloluyor. Ve size bir kart veriyorlar, kütüphane kartı. Bu bölgede yani sadece bu kütüphaneye değil, Greenwich bölgesinde veyahut da hangi bölgede yaşıyorsanız o mahalle, o bölgedeki tüm kütüphanelerden faydalanabiliyorsunuz. Evet, kütüphanelerde sözlüklerden de faydalanabiliyorsunuz. Çok çeşitli sözlük olanakları var. Sen var. Evet, buradayım. Merhaba. Merhaba. Kütüphaneyi mi anlatıyorsun? Evet, burayı anlatıyorum. Ben de kütüphaneleri anlatıyorum. Çok süper. Aynı yerdeyiz. Şöyle ben de alayım. O zaman birlikte yapmaya ne dersin? Çok videoları. Teşekkür ederim. Aynı tarz videoları ayrı ayrı yapmaya gerek yok. Birlikte evet, yapabiliriz. Tamam. Ne dersin? Çok hoş olur derim. Expedi ve Hayal Prenses ilgi alanları ortak olan videoları birlikte yapabilir. Bence de. Değil mi? Expedi eğitimle ilgili videolar yapıyor. Hayal Prenses sayfasında da hayata dair, seyahat, hayatın hayat, içerisinde yemek, seyahat, sağlık, gezi, yemekler, değil mi? Evet. Birleştirebiliriz. Birleştirebiliriz. Çok güzel. Tamam, süper. O zaman bundan sonra birlikte yapıyoruz. Yapalım. Ne düşünüyorsun bu kütüphane hakkında? Evet, bu kütüphaneyi çok seviyorum. Burası benim okuluma da yakın ve güzel de bir alan var. Tabii ki yanındaki gölde artı bir avantajı burası için. Burada çalışması çok güzel. Seviyorum, geliyorum. Hoşça vakit geçirdiğim bir yer burası. Evet, özellikle eğitim için gelen arkadaşlara benim tavsiyem kütüphanelerden mutlaka yararlanın arkadaşlar. Üye olduğunuz zaman kitapları alabiliyorsunuz. Aynı zamanda audio, video, audio yani sesli kitaplar da var. Bunları da götürebiliyorsunuz ve ücretsiz. Üye olduğunuz zaman farklı farklı kitapları ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz ve hepsi sizin hizmetinize sunulmuş durumda. Evet. Ve kütüphaneler öyle iç karartıcı, soğuk, uzak yerler değil. Evet. Tam tersi, yani burası renkli. Çok sıcak, samimi, evinizde gibi. Halılar var, renkli tasarımda. İşte masalar var, çeşit çeşit oturabileceğiniz ve yasaklar yok. Yani yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. Evet. Dersiniz çalışırken kahvenizi içebilirsiniz. Mola verdiğinizde sandviçinizi yiyebilirsiniz. Evet. İnsanlarla konuşabilirsiniz. Evet, bundan çok rahatsız olanlar, aşırı sessiz yer isteyenler olabilir. Onlar da üst katta çalışıyor. Orası daha sessiz olan bir alanı. Evet. Her türlü kişiye özgü opsiyon var. Ve yeni kişilerle tanışma imkanı evet, da olabilir. Evet, ben burada pek çok kişiyle tanıştım. Yani hatta bir gün tesadüfen yani bazı masalar göstereceğiz. Karşılıklı bilgisayarları. Orada karşımdaki kızdan işte şarj aletim, şarjım bitmişti yoktu. Onlar şarjını sonra konuşma başladı. O da buraya misafir olarak gelmiş ama kütüphaneyi kullanıyormuş. Yani çok kolay İngilizce pratiği de yapabileceğiniz, başka insanlarla tanışabileceğiniz bir alan. Güzel. Kütüphaneler. Kütüphanelerin arkadaşlar bir de şöyle bir özelliği var. Burası sadece kitap sunan veyahut da insanlara kitap sağlayan yerler değil. Tam tersi insanları teşvik eden, destekleyen, sosyal hayatın içerisinde olan ve tabii ki teknolojiye, yüzyıla ayak uydurmuş yerler. İngiltere'dekiler. Neden? Örneğin 4-5 arkadaşsınız ve bir plak çıkartmak istiyorsunuz. Burada ilan veriyorlar. 18 yaş altındaysanız veya 25 yaş altındaysanız ilk planınızı biz yapalım diye geliyorsunuz. Ses stüdyo sağlıyorlar. İşte ses imkanları, teknisyenler ve tabii ki mentorluk hizmeti. Müthiş bir şey. Aynı zamanda mesela girişimciler için de çok güzel. Burada girişimciler için bir network ağ oluşturmuş. Aynı üniversitelerin kuluçka sistemleri gibi. Yani geliyorsunuz, mentorluk hizmeti alıyorsunuz, danışmanlık hizmeti alıyorsunuz. Size yatırımcılarla ilgili kanalları oluşturabiliyorlar. Çok hoş. Evet, Değil mi? Çok güzel. Tabii bir de çocuklu anneler için de evet, güzel şimdi o imkanları bölümüne var. gidelim. Kütüphaneler çok geniş ve her kütüphane, yani daha çok böyle lokal kütüphanelerde yer alan bir de çocuk ve anne, bir aile bölümü var. Yani daha çok anne değil, babaları da geliyor bazen. Oraya da gidip bakalım. Babaları derken kaşını mı çattın? Yani hayır. Ha, tamam. Yani hep anneler diyoruz ya, yani orada çocuklar, babalar, babalar aileleriyle, ebeveynleriyle birlikte geliyorlar. Tamam.
gibi çocuklar için ayrılmış bir de büyük yani kütüphanenin üçte biri büyüklüğünde süslenmiş, işte onlara özel küçük sandalyeler, masalar konulmuş. Kreş çok gibi. Böyle canlı kreş gibi de kreş bir gibi. Yer. Children's Library alanı var bu evet. Lokal kütüphanelerin içinde. Belki hani British Library'de görmeyeceğiz bunu. Ama burada, çünkü burada çocukları, bebek arabalarıyla birlikte gelen anneleri her evet. sabah görüyoruz. Ve şeyler var. Mesela ben şunu söyleyebilirim. Kütüphane çalışanları palyaço kıyafeti giyiyor. Bir gün sabah o bayağı bir insan geliyor ve onlara şarkılar söylüyor. Çocuklara, annelere. Kütüphane çalışanları da aktif rol evet. alıyor. Sonra bu ne demek oluyor? Çocuklar kütüphanede büyüyor. Kitapların evet. arasında büyüyor. Kitapları severek büyüyor. Anneler de aynı şekilde sosyalleşebiliyorlar. Çocuklarını getiren anneler evet. birbirleriyle görüşüyorlar, oynuyorlar ve stres atıyorlar. Dolayısıyla mutlu anne, mutlu evet, çocuk. Mutlu çocuk. Ve çok tabii ki mutlu baba. Elleme, bunu yapma yok. Bu çocuklar yerlerde emekliyor. Anneler yer o kadar tatlı ki. Anneler böyle yerlere oturuyor. Birlikte kitaplarını okuyorlar. İşte birbirleriyle konuşuyorlar. Çocuklar birbirleriyle oynuyor. Hani orada siz ders çalışıyorsunuz. Burada çocuklar oyun oynuyor. Bence çok keyifli ve evet. canlı bir ortam, dinamik evet. bir ortam çünkü. Evet, evet. Çok güzel. Kitaplarla dolu bir hayat. Kitapların içerisinde evet. olan insanlardan zaten zarar gelmez. Tam tersi mutluluk, huzur, sağlık, barış gelir değil gelir. Mi? Evet, hepsinin evet. de gözlerinden o evet. mutluluğu ve o enerjiyi alıyorsunuz. Çocuklar da o yani çok akıllı akıllı bakıyorlar. Evet, tabii. Muhteşem. Evet arkadaşlar, burası da sessiz bölüm. Kütüphanenin ikinci katında telefonun bile yasak olduğu, sadece bilgisayarla gelen sessiz çalışma alanı. Ama bunlar da çok keyifli değil mi? Arkadaşlar, King's Cross meydanından hepinize merhaba. King's Cross istasyonu, tren istasyonu Londra'nın en büyük tren istasyonlarından bir tanesi. Uluslararası tren garı da var içerisinde. Fransa'ya özellikle gitmek isteyenler için yine Manş Denizi'nin altından giden o büyük tren buradan kalkıyor. Görüyorsunuz hemen bu Wimbledon turnuvası var. Büyük ekran kurulmuş durumda. İnsanlar turnuvayı izliyor kimisi. Evet, British Library'e gidiyoruz. King's Cross'ta iniyoruz hemen yanında. Herkese selamlar. Arkadaşlar, British Library'deyiz. Evet, ne düşünüyorsun? Burası Londra'nın merkezinde St. Pancras'ta konumlanmış. Evet. İngiltere'nin kütüphanesi. British evet. Library merkezi bir yerde, merkezi kütüphane. Evet. King's Cross, St. Pancras'ın hemen yanında, yürüme mesafesinde, 2 dakika yürüme mesafesinde. Birazdan içeriye dolaşacağız. Gireceğiz. Şu an güneşli bir gün. Evet. İngiltere'nin alışık olmadığı bir gün. Evet, neler düşünüyorsun? Sen daha önce geldin buraya. Evet, bu kütüphanenin güzelliği, yani diğer kütüphaneler bu kadar çok katlı değil. Burası sanırım 5 katlı bir kütüphane. Pek çok katı, pek çok bölümü var. Aynı zamanda da bir exhibition center. Evet, burası en büyük. Yani en büyük kütüphanesi. En büyük kütüphanesi. Ve dışındaki kafeteryaları da evet. dinlenmek için güzel imkanlar sunuyor bize. Evet. Yine buraya da üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya üye olduğunuz zaman buradaki aynı zamanda printer'dan, scanner'dan ve diğer imkanlarından ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Kitap alabiliyorsunuz. Devasa zaten kitaplar var her alanda. Hangi alanda olursanız olun mutlaka size yarayabilecek kitapları burada bulabilirsiniz. Yani burada bulamıyorsanız hiçbir yerde bulamazsınız zaten. Kitap alamıyorlar. Kitap alamıyorlar evet. mı? Nasıl yani? Kitap ödünç vermiyor British Library. Evet, buradan ama kitapları ücretsiz bir şekilde tarayıp kendinize PDF'ini mail olarak gönderebiliyorsunuz. Evet, evet. Ve çok katı yani bu kütüphanenin de kitaplarını koruma alanında diğer lokal kütüphanelerden daha katı kuralları var. Mesela kütüphanenin bölümleri var, girince göstereceğiz. Reading room'larını size gösteremeyiz. Çünkü orası girerken sadece bilgisayarınızı, kaleminizi, kitabınızı alıp girebiliyorsunuz.
alıyorsunuz. Diğer eşyalarınızı bir poşete koyup kitleme dolaplarına kilitliyorsunuz. Hmm. Orada o kitapların tarayıp okuyup orada okuyup çıkabiliyorsunuz. Ödünç alımı yok. Süper. Evet. Koruyorlar. Evet. Ama şimdi kütüphaneye giriyoruz. Hadi gidelim. Şu an kişisel bilgilerimi dolduruyorum. Kendi alanımızı seçiyoruz. Evet, medisini seçtim. Şu an kaydolmak için kendi kişisel bilgilerimi bilgisayarda dolduruyorum. Evraklarımı alacaklar ve ölüm kaydımı yapacaklar. Evet. Benim numaram da 108'miş. Bekleyeceğim şu an. Beni çağıracaklar ve kaydımı yapacaklar. Evet arkadaşlar, British Library'deyiz. British Library, yani British Kütüphanesi'ndeyiz. Görüyorsunuz her yerde insanlar var. Gençler özellikle, sanırım master doktora yapan, burada araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar. Arkamda muazzam bir kütüphanesi var. Kitapları sergilemişler. Daha da fazlası var. Actually, burası çok büyük. Arka tarafta katları var gezmediğimiz. Oradaki kitaplar zaten ulaşmak için önceden izin almanız gerekiyor ve kitapları çıkartmanız için de, daha doğrusu kitapları çıkaramıyorsunuz, kitapları almak için görevli eşliğinde kitaplara ulaşıyorsunuz, sadece scan edebiliyorsunuz. Ben daha önceden burada özel dersler de verdim, öğrencilerle buluşup hemen kafeteryasında güzel bir şey oluyor açıkçası, ortam oluyor, insanı motive ediyor. Sen ne düşünüyorsun Elif? Evet, yani burası geniş bir geniş amaç, yani pek çok amaç için kullanılabilecek bir yer. Kafeteryası var, restoranı var. Her katında çay kahve alabileceğiniz yerler var. Bu arada ben üye oldum. Bu da üyelik kartım. Üyelere de %20 indirimleri var kafeteryalarında ve restoranlarında. Hı-hı. Tabii ki buraya çalışmaya gelenler işte açılış saatinden kapanış saatine kadar burada kalıyorlar. Konforlu ve rahat bir yer. Çünkü koltukları, yani isterseniz sandalyelerde oturuyorsunuz, isterseniz yumuşak koltuklar var. Oralarda oturuyorsunuz. İsterseniz grup çalışması yapmak için grup masaları var. Grup çalışması yapıyorsunuz. İsterseniz bireysel masalarda oturup bireysel çalışıyorsunuz. Daha sessiz çalışmak istiyorsanız reading room'lara, okuma odalarına geçiyorsanız biraz daha sessiz çalışmak istiyorum ben. Hani senin verdiğin özel dersler gibi olabilir ya da iki kişi, üç kişi birlikte yaptığı projeler için geliyorlar. Hani ortak projeler için de burayı kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok canlı, çok dinamik yani. Bir de British Library'ye özel eventleri var. Büyük eventleri. Bu gösteriler olabilir, konserler olabilir hemen alt tarafta. Bunlar için de tabii üyelere özel ya indirim oluyor veyahut da katılım için önceden hak veriyorlar. Yani öncelik veriyorlar. Pek bu da güzel. Çok ücretsiz etkinliği oluyor katılmak isteyenler için. Bunu British Library'nin kendi internet sitesinden takip edebiliriz. Etkinlikler çok fazla ve burası görgünüzü, bilginizi artırmanız için olağanüstü bir yer yani. Arkadaşlar, İngiltere'ye yolunuz düşerse, Londra'ya yolunuz düşerse burayı mutlaka gezmelisiniz. Evet, evet. Gezip görün. Evet. Çalışmasanız bile gelin bir kahvesini için gidin yani. Evet. Çok güzel bence. Evet. Arkadaşlar, bugün Greenwich Kütüphanesi'ndeyiz. Greenwich Kütüphanesi, bu Greenwich sıfır noktası var. Sıfır meridyeninin olduğu yere 10 dakika yürüme mesafesinde, tam merkezde ve Greenwich Center'ın içerisinde dil okulları var. Twin dil okulları. O hemen üst katımızda. Güzel
Altında kütüphanesi var ve yan tarafta da Better Spor Salonu var. İngiltere'de, Londra'da şöyle yapmışlar. Her mahallede spor salonu, spor salonunun yanında da kütüphane var. Kütüphaneler sosyalleşebileceğiniz yerler. Yani gelip böyle direkt oturup ders çalışmanın yanında hemen şimdi mesela yan tarafında çocuklu anneler, babalar geliyor ve çocuklarına oyun saatleri düzenlenmiş ve yaklaşık 1 saat, 1,5 saat şimdi bir görevli eşliğinde, yani uzman görevli eşliğinde çocuklarla oyun oynuyorlar. Bu anneler, babalar için de çok iyi çünkü hem rahatlıyorlar hem çocukları sosyalleşmiş oluyor. Bir sürü çocuk var. Belki sesler de geliyordur şimdi. Aynı zamanda videolar var burada, bilgisayarlar var kullanabileceğiniz, oturup bilgisayara girebiliyorsunuz, kitap alabiliyorsunuz tabii ki de ve kütüphanelere kayıt da çok kolay. Kimliğinizi veriyorsunuz ve size o mahallede, yani Greenwich'teki tüm kütüphanelerde kullanabileceğiniz bir kart veriyor. Mesela buradan kitap alabilirim. Yukarıda da bir tane kütüphane var, yaklaşık 2 kilometre yukarıda, benim oturduğum eve de yakın. Orayı da kullanabilirim ve kitap almak, daha önce de bahsetmiştik, çok kolay. 25 kitaba kadar alabiliyorsunuz. Eğer istediğiniz kitap yoksa sipariş veriyorsunuz ve onlar getiriyorlar. Getirdikten sonra da size haber veriyorlar. Gidip kitabınızı alabiliyorsunuz. Arka tarafta, birazdan göstereceğim orayı da, çalışma alanı var. Orası daha sessiz olmamız gerekiyor. Orada işte ders çalışanlar veyahut da kitap okuyanlar, öğrenciler çoğunlukla oturup ders çalışılabilecek yerler. Sessiz olmak gerekiyor. Konuşmak ve gürültü yapmak yasak. Şimdi buradan biraz görüntü alalım. Kütüphaneler dediğim gibi sadece oturup ders çalışılacak, kitap okunacak yerler değil, aynı zamanda sosyalleşme yerleri. Mesela burada klasikler var. Klasikleri alıp okuyabilirsiniz. Bilinmiş, tanınmış Dostoyevski, Tolstoy. Burada romance demiş, adult fiction demiş. Şurası çok ilginç. Feel like you have read everything. Her şeyin kırmızı olduğu. Buraya geliyorsunuz. Burada da These books will have you at yellow. Her şey sarı. Buraya geliyorsunuz. Green, there, done that, try this. Buralarda yeşil kaplı kitaplar. Buraya geliyorsunuz. These books blew us away. Buradaki bütün kitaplar da mavi. Yani biraz da espri de var. Neşeli yani, böyle ciddi, donuk ve sıkıcı değil, neşeli. Şurada çocukların mesela yaptıkları resimler var, oyunlar var. Burası bir nevi anaokulu yani. Çocuklar anneleriyle beraber gelip burada vakit geçiriyorlar. Anaokulu gibi. Ve hepsi ücretsiz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Harika. Health and Karşısı quiet space. Artık orada sessiz olmamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi ders çalışanlar var. Neredeyiz? Welcome Library'deyiz. İngiltere'nin bence en güzel, Londra'nın kesinlikle en güzel kütüphanelerinden bir tanesi. Arkamda da okuma salonu var. Arkadaşlar burası yine 4 katlı bir kütüphane. Londra'da ya da İngiltere'de eğitim almanın en güzel yanlarından bir tanesi bu. Ücretsiz kütüphanelere kayıt olabiliyorsunuz ve olanaklardan faydalanıyorsunuz. Şimdi bakalım. Burası o kadar güzel bir kütüphane ki tüm gününüzü keyifli bir şekilde burada geçirebilirsiniz. Burası okuma salonu. Tamamen sessiz olan ve çalışma alanları olan kütüphane kısmı ayrı. Okuma salonu rahat. İstediğiniz kitapları alabiliyorsunuz. İsterseniz yazı yazabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza çalışabiliyorsunuz. Tamamen bir ev ortamı yaratılmış. Böyle güzel pufluklar var. İsterseniz koltuklar var.
her şey mevcut yani. Aşağıda kafeteryası var. Buraya yiyecek getirmek yasak ama kafeteryasında bir kafe molası verebilirsiniz sıkıldığınız zaman. Ben keyifli bir şekilde çalışmalarımı burada gerçekleştiriyorum. Güzel yapan şeylerden bir tanesi de burası interaktif. Yani insanlar da bir şeyler katıyor buraya mesela. Burada şekiller var. Bunu alıyorsunuz ve burada ne gördüğünüzü yazıyorsunuz. Mesela bir tanesini okuyalım. Burada demiş ki, hemen neden onun ismi Head Crocodile? Yani evcil timsahın üzerinde duran bir adam su tabancası taşıyor. Nehirde su tabancasıyla su tabancası. Bir crocodile olsa as a big butt. Crocodile diyor. Arka tarafında diyor. Çok büyük diyor. Yazmış. Burada da bir İspanyol köpeğini okşarken diyor, okşuyor diyor. Herkes bir şeyler yazdı. Ne gördü? Bu kişi de bunu beyin olarak görmüş mesela. Burada özellikle benim ilgimi çeken bir şey var. Ben diş hekimiyim. Ve burada çok eski bir diş hekimi üniti, yani diş hekimi koltuğu bir nevi duruyor. Bizim bildiğiniz gibi diş hekimine gittiğinizde oturduğunuz o koltuğun hava çıkışı, su çıkışı ve kolların, yani bizim tedavi yaptığımız kolların çıktığı ünite hepsi birleştirilmiş bir şekilde. Burada da o ilk üçlü dental station demişler. Yani üçlü birleşimi oluşturmuşlar. Hastaların ağzını çalkalayabilecekleri ve buradan hava sıkabilecekleri ve suyun geldiği, aynı zamanda ışığın ve tablonun olduğu birleştirilmiş ilk dental üniti görüyoruz. Oldukça da güzel bir klas duruyor. Welcome Library'ni bir de aşağıda onu da size gösteririz. Medicine şeyi var, exhibition var. Yani orada bir sağlık müzesi var aynı zamanda. Ve burada sağlık alanında çokça ilgili kitaplar da bulabilirsiniz. Welcome Library'nin bir başka interaktif bölümüne geldik. Gerçekten çok güzel noktalara değiniyorlar. Burada unseen stories, yani görünmeyen hikayeler kısmı yapmışlar. Ve bir tane kağıt koymuşlar. Buraya kendinizle ilgili gerçek, yani dıştan görünüşünüz, algılanan ya da insanlar tarafından. Ama gerçekte sizin düşündüğünüz ve görünüşünüzle ilgili, yani görünüyor. Aslında nasıl görünüyorsunuz ama içinizde nasılsınız onunla ilgili bir bölüm yapmışlar kendinizi anlatmak için. Mesela burada what might be unseen about. Diyor, seninle ilgili ne öngörülemeyen ya da görünmeyen şey nedir demiş. O da demiş ki, because I'm good looking, güzel görünüyorum. Bundan dolayı insanlar aptal olduğunu düşünüyorlar. Hani çok güzel ve yakışıklı insanların çok da zeki olmadığını düşünürüz ya, ondan bahsetmiş. Ama aslında çok zekiyim yazmışlar. Çok güzel. Kamlar bölümünün bir güzel yanı da şu. Mesela bakın, burada bir posta kutusu var. İngiltere biliyorsunuz posta kutularıyla ve telefon kulübeleriyle ünlü. Buraya hemen masaya posta kartları koymuşlar ve yazıyor ki burada "Wish they were here." Burada olmasını istediğiniz kimler, özlediğiniz veyahut da sevdiğiniz ama yanınızda olmayan, onlara ücretsiz posta gönderebilirsiniz. Mesela ben de bir tane Türkiye'de sevdiğime göndereceğim. Aklıma gelen anneciğime yazıp buraya atıp ona göndereceğim. Bakalım gidecek mi? Evet arkadaşlar, burası aslında Welcome Collection olarak geçiyor. Üç katlı bir bina. Üst katında kütüphanesi ve okuma salonu var. İkinci katında ise insan vücudunu, anatomisini içeren bir exhibition room var. Buraya gelip human body, insan vücuduyla ilgili ve anatomiyle ilgili detaylı bilgi alabilir. Bu exhibition room'u gezebilirsiniz. Aynı zamanda da aşağıda eğlenceli bir kafeteryası var. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, Welcome Library'nin giriş katında çok güzel bir kafesi var. Görüyorsunuz eğlenceli. Yukarıda görüyorsunuz yine renkli renkli ampuller asmışlar ve eğlenceli sıcak bir ortam sunuyor. Aynı zamanda hemen yan tarafımızda Share Your Thoughts demiş. Yani düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Burası sadece
sıkıcı bir yer değil, ders çalışılan sıkıcı bir yer değil, eğlenceli bir yer. Mutlaka gezip görmenizi tavsiye ederim. Keyifli. Birçok şeyi görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Çünkü bir sürü görsel materyaller de koymuşlar. İlginizi çekiyor. Alıp bir şey okuyorsunuz hemen ister istemez. Gelmenizi, görmenizi, gezmenizi ve vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Evet, Londra'nın en güzel kütüphanelerini sizlere gösterdik arkadaşlar. Benim tavsiyem Londra'da olur veya İngiltere'nin başka bir şehrinde olur veya gittiğiniz diğer dil okullarının olduğu ülkelerde olur. Bu kütüphaneleri eminim ki burası gelişmiş ülkelerdeyiz biz şu anda. Çok güzel kütüphaneleri var. Eğitimle ve okuyarak bugünlere gelmişler. O yüzden kütüphanelere ve burada geçirilen zamanlara önem veriyorlar. Ve kütüphaneleri aktif olarak kullanıyorlar ve tamamen ücretsiz. O yüzden ücretsiz olanaklardan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. İyi günler. Böylelikle Londra'nın en güzel kütüphanelerini sizler için paylaştık, gezdik. Lütfen buraya geldiğinizde bunları görmeye imkanınız varsa mutlaka dolaşın. Çünkü çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Hemen arkamdaki görüntü de çok eğlenceli bir görüntü. Welcome Library'den. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum.